Şimdi arkadaşlar, bakın, plane çiziyorum. Bu plane bol segmentli olursa benim arazim gerçeğe daha yakın olur. Fakat çok geniş bir alanı kaplaması gerekmiyor bu plane'in. Çünkü diğer kısımları zaten ben Lumion'da modelleyebiliyorum. Sadece yakın çevredeki bazı kritik kısımları Max'te modelleyeceğim. Aslında bu projeyi böylece hiç araziye dokunmadan da Lumion'a atabiliriz. Bakın onu söylüyorum. Ama şu an biz biraz en azından yakın çevreyi modellemek istiyoruz. Arkadaşlar bunu yaptıktan sonra plane'i veriyoruz. Plane'e noise'i veriyoruz bol bol. Bunu da şöyle yapalım. Yani 50 santim, 50 santim, 50 santim diyelim. Bakın bu böyle. Görüyor musunuz? İniş çıkışlar verdi. Fraktal diyorum. Biraz da scale'ini düşürüyorum şöyle. Tamamdır. Şimdi yapacağımız şey şu. Edit poly diyorum. Edit poly dedikten sonra noktalarla şöyle. Şöyle noktaları, bakın, daha geniş bir alan tutmasını sağlıyorum. Şu grafiğe uygun olacak biçimde. Şimdi arkadaşlar, ön kısım şurası. Ama ben plane'i biraz geri tarafa doğru koymuşum. Hemen şeyden vazgeçiyorum. Biraz öne... hayır. Aman ha. Plane'i öne doğru taşıyorum. Tamam. Evet. Şimdi yapacağım şey şu. Birincisi, burada şu kısmı, yani binanın giriş kısmı olan yeri şöyle biraz böyle yükseltiyorum. Tamam mı? Yani şöyle şuraları, hatta şu merdivenin olduğu kısmı da yükselteyim. Tamamdır. Yükseltiyorum. Ve burada geriye kalan kısmı da yükseltip alçaltabilir miyim? Ama bunu biraz daha geniş bir alanda yapsam daha gerçekçi olacak gibi geliyor bana. Şöyle. Tamamdır. Evet. Tamam. Tamamdır. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Burada arazinin, bakın, ön tarafı şurası. Yani orayı üst kısmı şöyle seçip, pardon, çerçeveyi alalım. Şöyle seçip, hatta bunu da biraz şöyle uzatırsak, biraz şöyle aşağıdan bir render almak istiyorum şu şekilde. Tamam. Yani şu an fena olmadı diye düşünüyorum. Aynı şekilde yukarı kısmı da biraz şöyle yükseltirsek, tabii ki şu fall off değerini düşüreyim biraz. Şöyle yaparsak yani olabilir diye düşünüyorum. Şöyle. Evet. Tamam, hiç fena değil. Dediğim gibi tabii ki buraları Lumion'da müdahale edeceğiz. Yani böyle bırakmayacağız. Tamam. Ctrl S dedim. Şimdi ben buna bir malzeme vereyim. Şunu bir resetleyeyim malzemelerim de. Mesela şu. Tamam. Bir de üzerine kopyalıyorum. Copy diyorum. Bakın iki tane arazi üst üste oldu. Şu an yapacağım numara çok keyifli bir numaradır. İyi izleyin. Noisy'ye geliyorum. Noisy'nin seed'ini değiştiriyorum. Seed demek gelişi güzelliğini değiştirmesi demek. Yani başka bir şekilde kırıştır diyorum. Hani o random kırıştırıyor ya, başka bir random'da kırıştır diyorum. Ona da başka bir malzeme veriyorum. Böylece belki birine çamur vereceğim, birine çim vereceğim. Hani artık o bana kalmış bir şey. Tamam mı? Şu an sadece şunu yapacağım. Şu girişte özellikle bir özelleşme istiyorum. Mesela diyelim şunu seçeyim. Belki en çok ayak basılan yer burasıdır. Çok tutuyor. Bunu şöyle fall off değerini düşürelim. Tamam. En çok ayak basılan yer belki buralardır. Buraları şöyle biraz daha hani özelleştiririz belki. Daha nasıl yapacağım da bilmiyorum da, hani şöyle biraz daha özelleştiririz en çok kullanılan yerleri diye düşünüyorum. Onun için bina çevresini özellikle biraz daha farklılaştırıyorum. Tamam mı? Şöyle olabilir. Yani fena durmuyor. Tamam. Tek yapacağım bir şey kaldı. Şimdi arkadaşlar, bakın, İkisini de seçiyorum. Pardon, nokta seçim kalmış. İkisini de seçiyorum. Turbo Smooth diyorum. Böylece daha yumuşak bir şekilde yapabildik arkadaşlar. Tamam mı? Arkadaşlar şimdi bunu Lumion'a atmadan önce yapacağımız hazırlıkların en önemlisi şöyle yerler. Buna ben Edit Poly verdim. Yani line, render edilebilir line olan her yere Edit Poly vereceğiz. Render edilebilir line ne demek? Mesela şu bir objedir. Buna edit poly falan bir şey vermezsin.
Tamam, bu zaten Lumion tarafından görülür. Lumion tarafından zemin görülür. Cam Lumion tarafından görülür çünkü extrude edilmiş line'dır. Fakat doğrama render edilebilir line'dır. Onun için edit poly vermek zorundasın. Ki bu artık obje olsun. Yani şunu demek istiyorum. Onu özellikle belirteyim. Bu önemli. Ya diyelim şu dikdörtgen. Burada obje olarak gözüküyor. V-Ray'de renderını alırsın. Max renderını alır. Ama Lumion bunu obje olarak görmez. Tamam mı? Bu sadece line'dır. Zaten ya şu noktalarını sadece varsayıyor. Şu kalınlığı hiç yok sayıyor. Bu eğer bir kutu olsun istiyorsan edit poly verirsin buna. Olursa da kutu. Yani kutu profil demek istiyorum. Tamam mı? Siliyorum. Şimdi tamam. Burada yapacağımız bunlar. Zaten illaki geri döneceğiz. Bunun kaçarı yok da. Export diyorum. Export demezseniz yani max olarak atarsanız bunu Lumion görmez. FBX olarak kullanacaksınız. Bunun yerini bulacağız arkadaşlar. Bunu FBX olarak kaydettim. Tamamdır. Okey diyorum. Bu şöyle biraz FBX'e çevirmek için bir süre uğraşır. Fazla da uzun değildir, merak etmeyin. Bu FBX olduktan sonra arkadaşlar artık bundan sonra işimiz Lumion'da. Lumion'da gerekli objeleri koyacağız. Malzemeleri vereceğiz. Sonra Max'e geri döneceğiz. Bazı değişiklikler yapmak için. Tamam mı? Sıralama bu şekilde. Yeniden Lumion'a gideceğiz. Sonra render'ımızı alacağız. Bu kadar basit arkadaşlar. Hadi bakalım. Sonraki ders görüşmek üzere.